avantaj olduğunu söylemiştim. Bu Aynen. avantaj mı dezavantaj mı? Avantaj gibi gözüküyor. Aslında hani Başakşehir karşısında hırpalanan, zorlanan takımlara karşı bir sonraki hafta oynuyorsunuz. Aslında bu biraz avantaj gibi gözüküyor ama dezavantaj da olabilir. Yani kestirmek hakikaten zor çünkü Başakşehir'e kaybeden takımın bir sonraki hafta Trabzon'a karşı motivasyon belki ekstra Evet. olacak. Yani kaybediyorsunuz, bir sonraki maçta daha fazla belki konsantre olacaksınız, daha fazla hırslanacaksınız. Bu riskleri de içinde barındırıyor bu fikstür durumu. Açıkçası yani alt sıradaki yani bir tarafta şampiyon olmak isteyen takımlarla yani sevinç ve hüzün iki duygunun bir arada yaşanacağı haftalar. Yani bir hedefsiz takımlarla olsaydı açıkçası bunu biraz şey yapabilirdik. Yani bizim açımızdan kafamızda soru işareti olabilirdi. Bence bu güzel. Yani fikstür iyi denk gelmiş. Hani hep yıllarca tartıştık yani bu fikstür ayarlanıyor mu, şu mu, bu mu Evet. diye. Bu kez eğer ayarlandıysa da güzel ayarlanmış. Çünkü en azından ortada bir şaibe yok. Yani herkes can derdinde. Biri şampiyonluk derdinde, Biri de düşmemeye, ligde kalma biri derdinde. et derdinde, biri can derdinde. Yani öyle. Yani öyle bir atmosferdeyiz. Demir Grup Sivasspor burada aslında Esas şeyi çektim. biraz rahat Yok yok. yok ama şu anlamda kalan maçlara baktığımızda Demir Grup Sivasspor'un tamam evet sana göre biraz yarıştan ayrılmış olabilir ama en rahat fikstür şu dört takım arasında bence Demir Grup Sivasspor. Ama fişekler yani o Kayseri maçı büyük bir travma yarattı. İşte oyuncularıyla sözleşmesi biten oyuncuların transfer haberleri. Rıza Hoca aslında pandemi sonrası puan kayıplarına bakınca da o pandemi döneminde sürekli buradaki yayınlarda da Rıza Hoca çok istekli değildi aslında ligin oynanması konusunda. Çok Sivasspor istekli değildi. Acaba bunun handikaplarını mı yaşadılar? Bu bence bu da bir etken olabilir. Artı işte oyuncuların durumu ve üst üste gelen kötü sonuçlar. Artık bu saatten sonra yani Sivas'ın tekrar iyi bir fikstürü vardı aslında. Hani yıllar sonra belki ilk defa bir şampiyonluk şeyi yaşayacaklardı. İlk kez kariyer onlar açısından da bu sezon çünkü inanmışlardı. İyi de top oynuyorlardı. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Yazık oldu yani bu noktaya getirip bu dağılma süreci Sivasspor için kötü oldu. Yani Sivasspor aslında bugün Başakşehir, Trabzon olduğu noktada bir yerde olabilirdi. Peki hemen foto maç Galatasaray için şey yapmıyorum. Ben Galatasaray'ın çok zor. Yani Galatasaray'ın şu dört tabloda siz tabii verdiniz. evet. Şöyle bir risk var. Galatasaray evet yani ilk dört içerisinde zirvedeki Başakşehir arasındaki puan farkı 8. Ama Galatasaray yarın olası bir puan kaybı. Hele yenilgi durumunda Galatasaray Avrupa riski de var. Yani belki Beşiktaş üçüncülük için ciddi şekilde. Çünkü Sivas'tan ben bir düşüş bekliyorum. Galatasaray yarın puan kaybederse Galatasaray için sıkıntılı haftalar çünkü kalan maçları zor. Arkadan Fenerbahçe'nin ne yapacağını da kestiremiyoruz. Bence Beşiktaş'ın da ne yapacağını kestiremiyorsun. Beşiktaş Beşiktaş o şanslı. çıkışını devam Ceyda, ettirebilir. Beşiktaş Zira top oynuyor. Galatasaray'ın üstünde de bitirebilir. Fenerbahçe yani kalan haftalarda üst sıralarda her an her şey olabilir. Öyle haftalara Ben söyleyeyim, giriyoruz. Beşiktaş maçına baktığımda ben bir heyecan duyuyorum. Yani Evet. bir farklı bir şey göstermeye çalışıyorlar. Sanki böyle şampiyonluk yarışında ciddi şekilde varmış gibi. Halbuki hani Beşiktaş'a baksan işte birçok problemin olduğu, işte sonuçların Beşiktaş açısından belki de çok şey ifade etmediği bir süreç yaşıyorduk. Ama Sergen Hoca ile beraber hakikaten toparladılar. O yüzden Beşiktaş üçüncü olursa kimse şaşırmasın. Peki Foto Maç gazetesinin 7. sayfasını ekranlara getirelim. Yarın oynanacak derbiye dair haberlere bakmaya başlayalım. Trabzonspor camiası yarınki Galatasaray maçıyla yatıp kalkıyor demiş Foto Maç gazetesi. Tarihi derbi başlığını atmış. Trabzonspor camiası yarınki Galatasaray maçıyla yatıp kalkıyor. Bordo Maviler hem şampiyonluk hem tarihi serilere imza atma anlamında ezeli rakibiyle yapacağı maçtan mutlak galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Tek hedef 3 puan demiş. Foto Maç gazetesi 29 hafta rakip fileleri 65 kez sarsan Trabzonspor'da 3 futbolcu gollerin yarısından fazlasına imza attı. Sörloth, Ekuban, Vakeme. Sörloth 20 gol, 8 asist. Vakeme 11 gol, 8 asist.
ve Kuban 4 gol 3 asistlik performans gösterdi. Müthiş üçlü 35 kez rakip fileleri havalandırırken toplamda 19 kez gol pası verdiler. Trabzonspor'un 3 yıldızı Kuban ve Vakeme Ankara Gücü, Konya Spor, Kayseri Spor, Rize ve Denizli'den daha fazla gol attılar. Sörloth, Ekuban ve Vakeme'nin 11'de olduğu 7 maçın hiçbirinde kaybetmeyen Fırtına 4 galibiyet 3 beraberlik aldı. Bu isimlerin yokluğunda Sörloth'un biraz etkilendiğini görüyor musunuz siz de? Yani beklenmedik şekilde. Aslında beklenir miydi? Yani o yorumlar da var. Ama biz Sörloth'un belli bir seviyede, belli bir standartta olduğunu hep bu sezon gözlemledik. Özellikle şu son döneme işte Sörloth'a daha fazla iş düşüyor. Ama etkisinde kalmıştır Reyda. Yani evet. Bazen çevreniz de sizin performansınızı etkiler. Bu her şeyde böyledir. Sörloth'un da ben mesela Cilerme benim için mesela çok büyük bir hayal kırıklığı. Ben Cilerme'nin çok etkili olacağını düşünüyordum. Şampiyonluk hamlesi olarak görüyordum. Ama Cilerme bir türlü beklentilere yanıt veremedi. Ekuban burada çok kritik. Vakame'yi zaten yani Vakame varsa Trabzonspor'un her zaman kazanma ihtimali yüksektir. Ekuban artı Vakame. Demin haberde ama şeyi söyledim. Şöyle bir cümle kullandım. Yani Trabzonspor bu maçta yatıp kalkıyor. Aman yatıp kalkmayın. Yani Trabzonspor aşırı motive olduğunda Trabzonspor genelde ters yapıyor. Yani Trabzonspor böyle bir şeyi var. Bazen ben Trabzon'un hırsının kurbanı olduğunu düşünüyorum. Bu pandemi sonrası da sonuçları biraz buna bağlıyorum. Halbuki Trabzonspor'un çok daha rahat olması gerekirdi ama korkunç bir baskı oyuncular ve camia üzerinde kuruluyor. Bu baskının da zarar verdiğini düşünüyorum. Biraz daha rahat olabilse. Başakşehir'e bakıyorsun çok rahat. Yani hiç böyle 4 senedir aslında baktığında belli bir noktaya getirip olamayan, kaç puan farkla şampiyonluğu vermiş. Trabzon'a bakıyorsun hala 95-96 sezona takılıyor insanlar. Yani o sezon şampiyonluk gitmişti. Büyük bir travmaydı. Kabul ediyorum. Yani sadece bu travmayı yaşamak için illa bir Trabzonsporlu olmaya gerek yok. Bir başkası da o duyguyu hissedebilir. Ve o yüzden diyorum rahat olmaları lazım. Trabzonspor açısından sadece az önce de söyledim o istatistikler ve 3 futbolcu Sörloth, Vakame ve Ekuban'ın sahada olacak olması bile rahat olmak için bence Trabzonspor için bir sebep. Bu arada Trabzonspor bu sezon özellikle İstanbul takımlarına, İstanbul büyüklerine karşı İstanbul'da kaybetmemesiyle de ön plana çıktı. Fenerbahçe ile uzun zaman süren o yenilmezlik serisini Fenerbahçe'nin kendi evinde son verdi mesela kupa karşılaşmasında Trabzonspor. Mesela gergin miydi Trabzon o maç? Yani son derece rahattı. Evet son derece rahattı. Trabzon'un maçı kazanacağı. 2-3'ü atacağı yani o kadar bariz belliydi ki Trabzonspor ne zaman aşırı motive olsa ne zaman fazla hırslansa Ankara Gücü maçında mesela çok eleştirildi ama biraz da o hırsının kurbanı oldu. Biraz rahat olması lazım Trabzon. Bence burada Trabzonlulara da biraz görev düşüyor. Yani biraz rahat bırakmak lazım. Hocayı, oyuncuları, yöneticileri, başkanı. Aşırı derecede üzerlerinde baskı yaratılırsa bazen bizim için de geçerli. Yaptığımız işlerde ben mesela üzerimde baskı hissettiğim zaman ki performansımla kendimi rahat hissettiğimdeki performansım arasında hakikaten dağlar kadar fark var. Evet. Peki Fotomaç gazetesinin 9. sayfasına bakalım. Terim 11'ini arıyor başlığı var. Sakatlık, cezalar, kontratı bitenler derken elde sağlam oyuncu kalmadı. Trabzonspor mücadelesi öncesi İmparator dertli. Deneyimli çalıştırıcı geriye kalan isimlerden en iyi 11'i çıkarmak için uğraşıyor. Bir yandan da takımı 3 puan için motive ediyor. Galatasaray sezon sonunda çok eksik geldi. Sarı Kırmızılar Trabzonspor maçına da birçok eksikle çıkacak. Sezonun belirleyici haftalarında bu kadar eksik teknik direktör Fatih Terim'in elini kolunu bağlıyor. İmparator sahaya sürebileceği en iyi 11 arıyor. Deneyimli çalıştırıcının sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yerine yine Okan Koç'a şans vermesi bekleniyor. Savunma Mariano Rindong, sakatlığı geçen Marcao ve Marcelo Saracchi'den oluşacak demiş. Fatih Terim orta sahada Jean-Michel Seri, Yones Belhanda ve Ömer Bayram üçlüsünü kullanacak. Henry Onyekuru'nun ayrılmasıyla ön tarafta mecburi değişim yaşanacak. Sağ kanatta Sofyan Feghouli oynayacak. Sol önde ise Henry Onyekuru'nun yerine Sekidika'nın forma giymesi bekleniyor.
Gaziantep spor maçında performansı beğenilmeyen Jimmy Durmaz'ın yine yedek bekleyeceği tahmin ediliyor. İmparator en uçta bir kez daha Emre Akbaba'ya şans tanıyacak demiş. Terim'in 11'ini değerlendireceğiz. Karşılaşmaya dair istatistiklerimizi de vereceğiz ama öncesinde Gürkan Kubilay bu dev maçı rakamlarla bakalım nasıl yorumlamış onu izleyelim ardından devam edelim.